Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki Tümavar'ın 5 testlerindeki test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Dikdörtgen biçimindeki bir kumaş parçasının üzerine aşağıdaki gibi özdeş karelerden oluşan bir desen yapılmıştır. Mavi renkli karelerin alanları toplamı 30. Hocam sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 tane ne var? Küçük kare var. 15 a kare 30 sa a kareyi buradan kaç bulduk arkadaşlar? 2 a'yı da buradan kaç bulduk? Kök 2. Yani herhangi bir karenin bir kenarı kök 2 yaptı. Hocam burası 90, burası 90, burası 90 olduğundan burası da 90 olur. E burada ne çıktı? 1. Bunlar bakın 3 kök 2, 3 kök 2, 3 tane karenin kenarı olduğu için. 3 kök 2, 3 kök 2 ise kök katından dolayı 6 oldu burası. Ve bu nasıl bir üçgen? 45, 45, 90 üçgeni hocam ikiz kenar olduğu için. E burası da 90 olduğundan burası da 45, burası da 45. E burası da 90 olduğundan burası da 45, burası da 45. Yani hep ikizkenar dik üçgenler çıktı karşımıza arkadaşlar. E hadi bakalım. Buradan yola devam. Ne yapacağız? Hocam burası 4 tane kök 2. E bunlar 4 4. Hocam burası da 4 tane kök 2. E bunlar da 4 4. Hocam burası zaten 3 köklü, 3 kök 7 kök katı 6. 3 köklü olduğundan Hocam burası 4 kök 2. O zaman bunlar da 4 4. Burası da 4 kök 2. da 4 4 yaptı. Şimdi bizden kumaşın çevresi isteniyor. 8 burada var. 14 burada var. 8 ve 14'ten iki tane mi var arkadaşlar? Çevrede evet. O zaman burası kaç yaptı? 22 çarpı 2'den 44'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cehan oldu. Aşağıda birim kareler üzerine çizilmiş A ve B bölgesi ile bir D doğrusu verilmiştir. A'nın D doğrusuna göre yansıması. Hop yansıması. Hocam bunun yansıması neresi? Direkt bakın ilk önce şunun yansımasını alalım. Bunun yansıması bir birim uzakta. Hop bir birim. E bunun yansıması nerede? Hocam 1, 2, 3 birim uzakta. 1, 2, 3 birim uzakta. 1, 2, 3 birim uzakta. Şurası. İşte bizim dikdörtgenimiz burası yaptı. Bu ikisinin kesişimi olan bölge isteniyor. Neresi? İşte tam olarak burası isteniyor arkadaşlar. E hocam burada taban belli mi? Belli. Yükseklik belli mi? Belli. Tabanı 2, yüksekliği 2. O zaman üçgen alanı da çok basit. 2 çarpı 2 2'den kaç çıkar? 2 çıkar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diye soruluyor. Bu büyük çemberin merkezi olarak verilmiş. Küçük çemberde de bir çevre açı verilmiş. Çemberler birine değdiği zaman ne yapıyorduk? Ortak teğeti çiziyorduk. Ortak teğet çizmemizdeki amaç neydi? Teğet giriş açı. Hocam 65 var burada. 65 ise gördüğü yay nedir arkadaşlar? Pardon. 65 ise küçük çemberde. Gördüğü yay 130. E burada T et 130'u görüyorsa bizim buradaki açı kaç derecedir? 65 derecedir. Hocam merkezden T'ye gelmiş. O zaman burası 90 derece yani burası da 90 derece. 65'i 90'a tamamlayan kaç derecedir? 25 derecedir. Dolayısıyla cevabımız 25 çıktı. Yani cevap et, e, Denizli oldu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde, diğer köşeleri ise y x ve y -x, -X doğruları üzerinde olan bir üçgenin hemen arkadaşlar özel durumlar var. Bu özel durumu kullanmam lazım. Y eşittir x doğru bir köşesi orijin neymiş? Bir köşesi y eşittir x doğrusunda bir köşesi de y eşittir eksi x, x doğrusunda olan bir üçgenin bir köşesi burada unutma. Ee, üçgenin kenar ortayları neymiş? 1'e 3 noktasında kesişiyor. Arkadaşlar 1'e 3 noktası nerede? 1'e 3 noktası. Tam olarak 1'e 3 noktası burada değil mi arkadaşlar? Evet. İsterseniz biraz daha yukarıda çizelim. Evet 1'e 3 noktası burada. Şimdi bize diyor ki aşağıda çizelim biraz da. Şimdi bize diyor ki bu bizim üçgenin nesiymiş? Ağırlık merkezi mi? Kenar ortaylarının kesim noktası. O zaman kenar ortaylarının kesim noktası buradaysa diğer iki noktada bu doğrular üstündeyse bizim diğer noktamız burada diğer noktamız burada olmak zorunda mı arkadaşlar? Evet. Yani aşağıda değil. Çünkü ağırlık merkezi üçgenin içinde kalacak. E o zaman bizim üçgenimiz aslında neresi? Tam olarak burası. G'de ağırlık merkezi. G 1'e 3 olarak biliyoruz. Ve bunun ne doğrusu? Y eşittir x doğrusu ve y eşittir x doğrusu olduğunu biliyoruz. Şimdi burada bunu görünce hocam bu e, şey doğrusu 45-45. Hocam burası da 45-45. Y eşittir x, 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 doğrusu olduğundan dolayı. E hocam burada bir 90 dereceyi görünce hemen insanın aklına şey geliyor. Muhteşem üçlü yapası geliyor. Bakalım alt merkezinden geçen muhteşem üçlü yapsak. Şu uzunluğu bulurum. Bu uzunluğu bulurum. Bu uzunluklar çıkar. E, bu uzunlukların çıkması demek benim burada üçgenin alanı bulmama yardımcı olacak mı? Olmayacak. Üçgenin alanını bulmam için ne yapmam lazım arkadaşlar benim? Şuradaki noktaları bulmam lazım. Demek ki muhteşem şuraya da çıkmıyor arkadaşlar. Dur. Ne yapacağız hocam o zaman? Tamam burası 90 derece. Bu eyvallah. Bunda bir sıkıntı yok. Ne yapacağız? Hocam bu y x doğrusu üzerinde bir nokta değil mi? Yani şuradaki noktaya bir a virgül a diyelim bakalım. Hocam bu da y eşittir x, x doğrusu üzerinde bir nokta. Yani şuradaki nokta a virgül a ya şöyle dik çizdiğin zaman. Hocam şuradaki uzunluk dağıdır. Buradaki uzunluk dağıdır. Peki şuradan dik çizdiğin zaman Hocam buradaki uzunluk nedir? Buradaki noktayı bulmaya çalışıyoruz ya. Şurası B birim dersen burası da B birimdir. B birim solda. Eksi B'ye B, ye B ye noktası değil midir arkadaşlar burası? E burası da zaten sıfıra sıfır noktası. Ağırlık merkezini vermiş. Ağırlık merkezi koordinatları neydi? Apsisler toplamın 3'e bölünmüş hali. Dikkat. 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 Hadi işlemimizi yapalım. A eksi B. Apsileri topluyorum. A artı eksi B. Yani A eksi B artı sıfır. A eksi -B, B artı sıfır bölü 3 eşittir 1 ise A eksi B'yi buradan ne bulurum? A eksi B'yi buradan 3 bulurum arkadaşlar. Sonra ordinatlar toplamına gidelim. A artı B artı 0. A artı B artı 0 bölü 3 de ne eşit olacak arkadaşlar? 3'e. A artı B'yi de buradan kaç bulduk o zaman? 9. 2 bilmeyen 2 denklem geldi. Taraf tarafa topla. 2 A eşittir. 12 ise A'yı buradan 6 bulursun. A 6 ise b de kaç çıkar? Herhangi bir denklemde yerini yaz. 3 çıkar. Evet A'yı 6 buldun. A 6. 6. 3. 3. A bizden şunun alanı isteniyor arkadaşlar. Bu dik üçgenin alanı. Dik kenarları bulursam olay bitti. 3 3 ise burası 3 kök 2'dir. Bu 6 6 ise burası da 6 kök 2'dir. Üçgenin alanı o zaman dik üçgen olduğu için alan neye eşit olacaktır? 3 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 eşittir. Şu ikisinin çarpı 2 iki, bu yüze gitti. Cevap da kaç yaptı? 18 yaptı. Evet arkadaşlar güzel bir soru. ÖSYM'nin sorduğu bir sorunun benzeri aslında. Ama bunu da her zaman bu tür soruları da çözmek lazım. Daha önce de çözmüş olabilirsiniz mutlaka ama şimdi bile çok faydasını görürsünüz mutlaka. Hoş soru. Özel durumlar verildiği zaman ne yapıyoruz? Analitik düzlem çizmeyi ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet cevap Akçay oldu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde iki nokta arasındaki uzaklığı vermiş. Bir göçmen teknesi G sahil güvenlik botu S konumları analitik düzlemde bu aşağıdaki gibidir. Evet sonra demiş ki şunu tam böyle şey yapayım. Tekneden gelen acil yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik botu teknenin bulunduğu noktaya en kısa yoldan 80 km hızla 15 dakikada oluşuyor. Ee, şurayı arkadaşlar 80 km hızla 15 dakikada ulaşıyor. Dikkat dikkat. Saatte 80 km hızla. X eşittir V çarpı T değil miydi? Evet. Gittiği yolu bulalım. X eşittir V dediğimiz 80 km cinsinden. E, çarpı T. T de 15 dakika ama kilometre cinsinden yazma, e, şey saat cinsinden yazmam lazım. Arkadaşlar 1 saat 60 dakika olduğu için e, T'miz de ne olacak? 15 bölü 60 olacaktır değil mi? Şöyle de yapabilirsiniz. Hocam 1 saat e, 60 dakika ise 15 dakika kaç saattir deyip buradan da 60 bölü ya da 15 bölü 60 olduğunu görürsünüz arkadaşlar buranın. E, biz ne yaptık burada? saati pardon dakikayı saati çevirdik sadece. 15 bölü 60 diyerek de direkt çevirebiliriz. Neyse açıklama kafada soru işareti kalmasın diye hep böyle açıklıyoruz zaten. Devam. Hocam sıfırlar gitti. 3'e bölsen 5, 3'e bölsen 2. 40 bölü 2'den kaç çıktı burası? 20. Arkadaşlar burası 20 kilometre çıktı. 20 kilometre çıktı. A analitik düzlendi burası 20 kilometre. Dikkat edin arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklığa bakalım. X'ler farkı 4. Y'ler farkı 3 ya da eksi 3 fark etmez. E, 3, 4, 5 üçgeninden burası aslında 5 birim değil midir arkadaşlar? Evet. Ha, analitik düzlemde 5 birim nereye denk geliyormuş? 20 kilometreye denk geliyormuş. Bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Sahile olan uzaklığı isteniyor. G 3'e 6'nın teknenin kıyıya olan uzaklığı isteniyor. 3'e 6 noktası tam 3'e gelmiş ya burası. 3'e 6. Şuradaki uzunluk nedir? 6. Yani 6 birim kaç kilometredir diye soruluyor size. Arkadaşlar 5 birim 20 kilometre ise 6 birim kaç kilometredir? Soru işareti buradan ne eşit olacak arkadaşlar? Ee, buradan 6 çarpı 20 bölü 5 eşit olacaktır. Şunlar sadeleşince 4 kaldı burada. 6 kere 4 de kaç yaptı? 24 yaptı. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Küre biçimindeki bir mum tepesinden 2 birim uzattaki yatay düzlemde şekil birdek gibi kesiliyor. Evet kesilmiş böyle. Ve üst kısmı atılıyor. Daha sonra kalan mum üst yüzeyinden bir birim uzaktaki yatay düzlemle şekil 2'deki gibi tekrar kesiliyor ve üst kısmı yine atılıyor. Ben bunu bir daha böyle kesmişim arkadaşlar. Bir birim uzaklıkta. Yani o zaman burası 3 birim oldu belli zaten. Şekil 1'de oluşan dairenin kesitinin alanı 16 pi. Arkadaşlar küreyi nasıl keserseniz kesin. Düz bir e, düzlemle tabii ki. E, her zaman bir daire oluşur. İşte bu kesit bir dairedir. Bu dairenin alanında bu yarı çapa R diyecek olursam pi r kare eşittir 16 pi verildiğine göre r buradan kaç geldi 4 geldi evet buradaki r'yi 4 bulduk arkadaşlar e hocam bizim kürede olmazsa olmazımız zaten neydi çember muamelesi yapmaktı e o zaman burası 4 ise burası da 4 değil midir evet şimdi biz ne yapacağız merkez varsa kiriş varsa şey dik, tam bu orta noktasına denk gelir en etkili silahımız yarıçap. hocam bu yarıçap. E hocam bunun da devamı yarı çap. Burası 2 ya. Ben buraya A dersem A artı 2 yarı çap. E hocam burası da A artı 2. E burada bir pisagor. A artı 2'nin karesi eşittir. A ve 4'ün kareleri toplamı olduğuna göre. A kare artı 4'ün karesi olduğuna göre. işlem işlem işlem. A'yı kaç bulursunuz? 5. Hisset kardeşim. 3 koyarsan 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A'yı 3 buluruz pardon. Yani kürenin yarı çapını kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Şimdi bizden şekil 2'deki olursan kesitin şeyi isteniyor. Arkadaşlar Yine merkez kiriş çektik. Tabi bu kiriş şöyle yarıçapı çizecek olursak. Tam merkezden gelmek zorunda. Hop burası 3. Bunun yarı çapı kaçtı arkadaşlar? 5'ti. Burası 2. E, en etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarı çap. E, Pisagor bağıntısından buraya da büyük R diyelim isterseniz. Pi R kare değil de ilk önce R kareyi bulalım. R kare neye eşittir? 5'in karesi eksi 2'nin karesinden. R kare neye eşit oldu? 25 eksi 4'ten 21'e eşit oldu. Bizden zaten bu kesinten alan isteniyor. Yani pi r kare isteniyor. O da 21 pi olarak çıkar mı arkadaşlar? Çıkar. Yani cevap böylelikle denizli oldu. Aşağıdaki şekilde pergelin sivri ucu C noktasına batırılarak çeyrek çember çiziliyor. Evet böyle bilgiler verilmiş. Arkadaşlar 90-90 bu bir dik yamuk galiba değil mi? Evet dik yamuk. Ne yapacağız? yarıçap bilgisi önemli bizim için. E hocam çember yayı çizilmiş. Kiriş de var burada. Aa, olmazsa olmazım. Önce merkez var. Kiriş var. Çektik. Hemen uyguluyoruz arkadaşlar. Çektik. Hocam burası 4 birim. Burası da 4 birim oldu. Bu da bir ikizkenar üçgenmiş. Hocam ikizkenarsa, ikizkenarda ikiz kenarda çizilen yükseklikte taban iki parçaya bölecek ama bir işime yarayacak mı? Valla e, yaramaz. Taban yok aslında ama şuradan dolayı yarar. Dikkat ederseniz hocam bu bir yarıçap. Bu da bir yarıçap. E sen bu dik yamukta ne yaparsın? X kenarı düşünmeden o zaman dik yamuğu düşünerekten çizelim. Hocam dik yamukta böyle dik dörtgen oluşturup üçgen oluşturmuyor muyduk? Evet. Hatta burası R iken burası da R, burası da R oldu. Çok güzel. Ve burası da 90 derece. Hocam 90'lar havada uçuyor. Alfa, beta ya da alacağımız belli. Ve bu dik tabanı keş parçaya böldü ya. Şu eksik parçaları hep tamamlayalım arkadaşlar. Bu arada aklımın bir köşesinde de şu var. Şu üçgenin alanını bulmak var. Bu üçgenin alanını bulmak istiyorsam Hocam iki tabanına ait yükseklik çizerek bulacağım bunu. Çünkü üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkıyordu. E, do, şekilde 90 derecede de özel bir açı varsa büyük ihtimalle benim işim şuradaki yüksekliği bulmak arkadaşlar. Bu yüksekliği ben nasıl bulabilirim? Vallahi dur bakalım. Dur. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir alfabetaya dalalım mı? Dalalım. Dal bakayım alfabete. Alfa beta alfa burası da beta oldu. E x kenardan dolayı burası da alfa. Bunun da tamamı beta. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ben bu yüksekliği böyle çizsem 2 alfa oluyor. Burada bir işime yaramıyor. Yok, işime yaramadı. Burada alfa beta 90. 90'ın karşısı R. He. Alfa beta 90. Ah be 90'ın karşısı R değil. Ama burada bir R var. O zaman 90'ın karşısı R yapalım. Zaten burada bir kare yok mu? Kare sorularında alfa beta'ya dalarken ne diyorduk? Genelde eş üçgeni tercih ediyoruz diyorduk. Evet alfa beta 90. 90'ın karşısı R ya. Burada da alfa var. E, R burada. O ki biz şuradan çizsek nasıl olur arkadaşlar? Süper olmaz mı? Olur tabii ki. Bak alfa 90 beta ve 90'ın karşısı R. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer. Hatta eş. 90'ın karşısı R. 90'ın karşısı R. Alfanın karşısı 4 ise o zaman buradaki alfanın karşısı nedir? 4'tür. Hocam çok saçma bir çizgi ya ben bunu ne yapacağım demeyin. Şimdi buraya gelelim. Bir üçgenin alanı soruluyor bize. Bir üçgenin alanı neydi? Şekilde 90 ya da özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle %99.9 tabanına ait yükseklikten çıkarttı. Biraz önce çizdim saçma bir şeydi sildim. Ama şimdi bu tabana ait yüksekliği çizdiğimde o saçmalık ortadan kalktı arkadaşlar. Niye? Çünkü artık ben bu yüksekliği bulmaya çalışacağım. Bak burada 4'ü bulmuştum. Aa, bunlar da birbirine eşit. Şunlar paralel ve bunlar da eşit olduğu için Orta taban çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Dörtgen burası 8 oldu. Yani 4 tabanına ait yükseklik 8 olduğu için üçgenin alanı çok güzel bir soruymuş ya. 2 çarpı 8 bölü 2. Yani cevabımız böylelikle 8 oldu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne diyoruz hep? Verilen bilgileri kullanmaya yönelik hamle yapıyoruz. Ve dediğim şeyler çıkmıyor mu? Tabana ait yükseklik hikayesi. Değil mi? Evet yani bu dediğim hikayeleri düşünmezseniz siz, soru sizin için oldukça zor. Ama diğer türlüsünde ben de ilk defa çözüyorum bu arada. Yani ne yapıyorum? Hani mantık riskli bir riskli bir iş aslında. Hani videonun karşısına e, çıkarken bunları çözmeden çıkmak ama ya genelde de ben bu şekilde mantığı kullanıyorum ya verilen bilgileri kullanıyorum ya hani kullandığım zaman e, direkt tak 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 çıkıyor arkadaşlar. Alın buyurun çıktı işte. Ne bileyim burada tıs e, ee, şurada alfabetada takıldım mesela. Kare olmasına dikkat ettim. E kare sorularında da hani genelde eş üçgen yapılarını böyle dikkat ediyorduk. Hani onları falan da düşünecek kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ama güzel bir soru. Hoş bir soru. Sizin için zor bir soru. Ama sizin için zor bir soru olmaktan çıkacak olan bir soru. Niye? Şurayı kullandığınız sürece arkadaşlar. Cevabımız Cihan oldu. Yukarıdaki şekilde yamuğun alanı karenin alanı eşitse bunu kullanırız arkadaşlar. Bizden x isteniyor Önce x'e mi? 4'leri kullanamıyorum galiba. Yani şuradan bir dik çizsem ne olacak ki? 2 kök 2, 2 kök 2 diye sadece bulmuş olurum. Tamam. Ama öncelikle ben x'i bulmak istiyorsam arkadaşlar. x'i bulmak istiyorsam ne yapmam lazım? 90 derece karşılık getirmem lazım değil mi? He, 90 derece karşılık nasıl gelir arkadaşlar bu? E buradan dik çizsem şunun devamında sıkıntı yaşayabilirim. Niye devamı getiriyoruz? 90 dereceye karşılık getirmek istiyorum. Arkadaşlar ya böyle bunun uzantısına böyle bir yükseklik çizeriz ki biraz saçma oluyor. Bir şey kullanamıyorum. Ya da burası 135 derece dikkat. En azından verilen bilgiyi de kullanmış olurum. Ya da şunun uzantısına Arkadaşlar bunun uzantısı da tam buraya geliyor. Dikkat. Niye? Çünkü burası 135 ya. Burası 45 derece değil mi? Evet. Şunun uzantısına dik çizmek daha mantıklı oldu arkadaşlar. 90 dereceye karşılık geldi. E burası da doğrusal oldu. E, çünkü niye? Köşegen çizdiğimde bu ikisi 180 derece olduğundan doğrusu oldu. E, hatta bu da köşegenler dik kestiği için bu da köşegenin diğer parçası değil midir arkadaşlar? Evet. E tamam. Sonra büyük ihtimal bundan sonrasında çıkacak arkadaşlar. Kolay bir şekilde. Evet. 4 ise kenar dik üçgen. Hocam 45-45 bunlar. Bunun köşegenler olduğu için. E hocam burası 90 derece oldu. Bak burada bir dikdörtgen çıktı mı çıktı. Şimdi adam bize bir de şey demiş. E, yamuğun alanı ile karenin alanı birbirine eşit demiş. Karenin alanı kaç? 16. E burası 4 ya. Sen şimdi şuradan bir dik yamuk ya. Şuradan bir dik çizsen ne oluyor? Dik çizsen 90'ı karşı 4 ya. Hocam burası 2 kök 2 2 kök 2. E o zaman burası 2 kök 2 ya. Burası da 2 kök 2 mi? Evet. Şurası daha iken burası daha mı? Evet. O zaman ben şimdi yamuğun alanıyla. Yani. 2 kök 2 art 2 kök 2 çarpı a ile 2 kök 2 çarpı a artı şu x'in çarpımının yarısı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Yani yamuğun alan formunda yapmadım. Dikdörtgen artı üçgenden yaptım arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? 4'ün karesine eşitmiş. Hadi bakalım şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü alttaki ile. 4 yaptı. 16'dan 4 çıktı. 2 kök 2 a eşittir kaç yaptı? 12 yaptı. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Şu şu gidince 6 yaptı. A da buradan 6 bölü kök 2 eşit oldu. Kök ile çarparsam 6 kök bölü 2'den 3 kök çıktı. Arkadaşlar A'yı da 3 kök bulduk. Olay bitti mi? Bitti bence. Çünkü burası dörtgen. Arkadaşım burası dörtgen. Kök böldüğümüz zaman bunlar da 2 kök 2, 2 kök Hocam burası da 2 kök burası da 2 kök Aha da burada bir pisagor var mı? Amacımız ilk amacımız oydu zaten. Evet x'in karesi eşittir. 2 kök ve 5 kök kareleri toplamı. O zaman 2 kök karesi artı 5 kök karesi dersek arkadaşlar Buradan x karene geldi? 8 artı 25 50 mi geliyor? 50 geldi 58 geldi. O zaman x de buradan kök 58'e eşit oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir soruymuş ama çok da zor bir soru değilmiş. Yapılabilecek bir soruymuş. Hani verilenleri yine kullanınca rahat bir şekilde çıktı arkadaşlar. Evet cevap Akçay. Yukarıdaki verilere göre x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Alakası yerde bir eşitlik var. Bir şeyler çizmem lazım. E bu bir eşkenar dörtgen verilmiş. Eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı. Yani burası 39-39. Hatta burası da 39-39. Bir şey çizmem lazım. Eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmişse insan diğer köşegeni de çizer. E çizdik ne oldu? Köşegenler dik kesişiyor. Ve birbirini ortalıyor. Hocam şunlar birbirine eşit. Hocam alakasızlık hala daha devam ediyor. Ne yapacağız burada? Bak dikkat et. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Ne geldi aklına? Evet. Aynen öyle. Artık aklınıza geliyor. Ne geldi? İkiz kenar geldi değil mi? Bak dik tabanı kes parçaya bölmüş hocam. Şu eşitlere yoğunlaşacağım ya. Buraya yoğunlaşınca o dikin tabanı kes parçaya bölmesini şurada yoğunlaştık. Hocam ikiz kenar geldi. Hemen ikiz kenar yaptık. Şunlar birbirine eşit mi eşit? Aa, alakası olan eşitlik. Bak şimdi yan yana geldi. O zaman bir yerden başlayalım. Hocam bu açı A ise bu açı A'dır. Genelde ikiz kenarlıklar çok olduğu zaman en küçük açısından başlıyorduk. İki iç açı bir dış açıdan direkt burası 2A'dır. Iki i̇kiz kenarlıktan dolayı burası da 2A'dır. Sonra ne geldi arkadaşlar? Şu büyük üçgene bakacak olursak 2A ile A. İkisinin toplamı burası değil mi? Yani 3A. E Artık buradaki dik üçgenden de bulursun. 39 artı 3A 90'a eşit değil mi? Dik üçgenden dolayı. 3A buradan kaça eşit oldu? 51'e eşit oldu. A da buradan kaça eşit oldu? 17'ye eşit oldu. Ama bizden X isteniyor. X 2A'ya eşit olduğundan A yerine 17 yazdığımızda cevabımıza böylelikle 34 çıkar. Yani cevap edremit oldu arkadaşlar. Çekilde P ve R sırasıyla ED çaplı yarım çember ile B merkezli AC yayı üzerindedir. P, R, x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu yarım çember verilmiş. Arkadaşlar yarım çemberde böyle bir çap gördüğümüz zaman hemen çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturmuyor muyduk arkadaşlar? Hemen oluşturalım. Hop şöyle çapı gören çevre açı 90 derece. E. Bize bir kenarı kaç vermiş arkadaşlar? 12. Burası 12. Bu simetri ekseni hocam bu 60-60. Burası da 60-60. Tamam olay bitti. 30 60 90 üçgen 90'ın karşısına 12 ise 30'un karşısı kaç çıkar? 6 çıkar. Ve bu arada bu simetri eksenine bir kenar dikkatı bunu da unutma. 24 yani tamam mı? E hocam burada bir çember yayı var. Maalesef çapı gören çevreye yapacağım. Burada yapamıyorum. Ama en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizince hocam bu da 12 bu da 12. E 12 12 ise burası da 60 yaptı. 60 60 ise burası da 60 yaptı mı? Ne çıktı burada? 12, 12, 60, 60, 60. Eşkena üçgen çıktı. E hocam bunun tamamı neydi? Bir kenarın iki katıydı. 12 iken burası 24'tü. E 24 neye eşit? 12 x ve 6'nın toplamına mı eşit? Evet. x de buradan kaç çıkıyor o zaman? 6 çıkıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. Tabanın bir ay 4 cm ve yüksekliği 9 cm olan karedik prizmanın içine aynı tabanlı ve yüksekliği 6 cm olan bir piramit yerleştirilmiş. Piramit ile prizmanın arasındaki boşluğa prizmanın tepesine kadar su doldurup şekil bir elde edilmiş. Evet buraya kadar su doldurulmuş. Sonra daha sonra piramidin tabanına yakın bir yerden bir musluk açılıyor. Şuradan bir delik açılıyor ya da ne oluyormuş? Piramidin içine suyun akması sağlanıyormuş. Sonra şekil iki elde edildi. E arkadaşlar buradaki suyun bir kısmı buraya dolaştı. Buraya doldu. Piramidin içini doldurdu. E arkadaşlar burada boşalan kısım burası değil mi? Boş olan kısım burası. Yani burası boşaldı. Bu boş olan kısım nereyi doldurdu? Piramidin tamamını mı doldurdu? Evet. Yani o zaman ne diyeceğiz? V boş alanına V piramit yazamadım piramidi. Piramit birbirine eşit olmak zorunda. V boş alan nedir? Hocam 4 burası 4 burası burası da x diyelim. Yani 4 çarpı 4 çarpı x V boş alanın hacmi. Piramidin hacmi nedir? Yüksekliği alt değil miydi? Evet. Piramidin hacmi de Taban alanı 4'ün karesi çarpı yükseklik bölü 3 diye midir arkadaşlar? Aynen öyle. Şu 4'ler gitti mi gitti. 6 bölü 3'ten x'i buradan kaç bulduk? 2. Hocam x 2 ise artık bizden yükseklik isteniyor. Bunun da tamamı 9 olduğundan haşada da kaç kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. Yani cevabımız böylelikle C.Han yaptı arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde x eşittir 4 ve x eşitir 10 doğruları ile y eşittir x bölü 2 doğrusunun kesim noktalarını köşe kabul eden bir paralel kenar. Hemen çiziyoruz arkadaşlar şekli. Özel durumlar var burada. Paraya kenarı şöyle çizelim bakalım. Ne ne doğruları diyor bize? x eşittir 4 ve x eşittir 10 doğruları. x eşittir 10 doğruları. Şöyle çizdik. Daha mı büyük çizsem? Heh. Şöyle çizeyim isterseniz. Bir de ne doğrusu arkadaşım? y eşittir x bölü 2 doğrusu. y eşittir x bölü 2 doğrusu da bu değil mi? Evet. Şimdi bana diyor ki. Tekrar okuyorum x eşittir 4 ve x eşittir 10 doğruları ile y eşittir x bölü 2 doğrusunun kesişim noktalarını yani şunları kesişim noktalarını köşe kabul eden bir paralel kenarın köşegenleri 7'ye 0 noktasında kesmektedir. Köşegenleri de 7'ye 0 noktasında kesiyormuş. Yani şu 7 noktasında kesiyormuş arkadaşlar. E o zaman bizim paralel kenarımız nasıl olacak arkadaşlar? Tam köşegenler burada kesiyorsa Arkadaşlar bizim paraya kenarımız hocam paraya kenar şöyle olabilir mi? Yani bu karşılık köşesi olabilir mi? paraya kenarımız demek ki böyle e, bu bir kenar olacak arkadaşlar. Tamam. Ya tam da köşegenlerin kesim noktası da neresi verilmiş arkadaşlar? Burası verilmiş. Köşegenlerin kesim noktası ne oluyordu arkadaşlar? Köşegenlerin kesim noktası şöyle birbirini ortalıyordu değil mi? Evet bunlar birbirine eşit. Şunu da çizdiğimde şunlar da birbirine eşit olacak. E o zaman Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşitse bizim paralel kenarın diğer köşeleri de şunlar olmaz mı arkadaşlar? Evet. Paralel kenarımız işte o zaman neresi yaptı arkadaşlar? Tam olarak burası yaptı. Tamam. Paralel kenarımız burası. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Devam edelim bakalım. Şu uzunluk bizden ne isteniyor? Bu paralel kenarın alanı nedir diye soruluyor. E köşe kenarının kesim noktası burası. Zaten burası kaç birim? 3. E burası da 3 birim. E hocam e, sonra şurada bir tane üçgenin alanını bulsak olay bitecek. Ben mesela şu doğruyu bulayım arkadaşlar. Bu doğrunun x eşittir 10 doğrusuyla y eşittir x bölü 2'nin kesişim noktasını bulayım. x yerine 10 yazarsam y eşittir 10 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşlar? 5. Evet burada y'si 5 yaptı arkadaşlar. Yani buranın ordinatı 5. 10'a 5 noktası yaptı. E o zaman buradaki uzunluk kaç çıktı? 5. E hocam burada ne var? Şuradaki uzunluğu bulabilir miyim ben? E bulurum tabii ki. Burada da şey yok mu gençler? Şurada bakacak olursanız. Şurada bir kelebek benzerliği yok mu arkadaşlar? Var. Kelebek oran birebir. Şu oranı bulmam lazım. Şurayı bulmam lazım o zaman değil mi? E burayı da bulurum ben. E, bu da x eşittir 4 doğrusu değil mi arkadaşlar? x eşittir 4 doğrusuyla bu y eşittir x bölü 2 ortak çözüm yapalım. Yani x yerine bir de 4 yazalım. y eşittir 4 bölü 2'den y'yi kaç bulduk? 2. E buradaki noktanın apsisi dörtgen ordinatı 2 oldu. Yani şu uzunluk 2 oldu. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 1'e 1. 2 ise o zaman buradaki uzunlukta kaç yaptı? 2 birim yaptı. E o zaman arkadaşlar burası 2 birimse olay bitti. Şu üçgenin alanını bulursam ki buluyorum. Tabanı 7. Bu da dik olduğu için yüksekliği de 3. 7 çarpı 3 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? Çünkü paraya kenarda köşegenler ne yapıyordu? 4 eşit bölgeye ayırıyordu alanı. İşte bu alanı buluyorum. 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. Şunlar sadeleşti. 2. Ee, bu da cevaben kaç yaptı o zaman? 42 yaptı. Yani cevap böylelikle Cihan oldu arkadaşlar.